Erkekler neden az yaşar? Türk olunmaz. Türk doğulur. Kımız, at, şarap, kadın. Bu arada YouTube trendlerde her kanalın bir cücesi var. Bizim niye yok? Bu arada. O Kütahya, senin götüne bak. O zaman hadi bakalım, geldim bakalım, hadi tamam. Bakalım. Şarkı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa, Amerika, Afrika'nın en ortalama üzeri podcast'i Ne Yaptın'dayız şu anda. Burada ben Deniz Şahin var, Deniz Bey. Burada Eren Aktan var, burada Mert Günan var, burada da ben Barış. O var. Şimdi bugünün kontenti olan nükleer bomba fırlatmaya hepiniz hoş geldiniz. Nereden başlarız abi? Nükleer. Buf. Nerede? Moğolistan'a gittik. Bize uzak. Döndürüyoruz. Acaba kim nükleer tehdit karşısında yok oluyor? İsrail. Oley. Hayır, Amerika izi. Ama bir şey diyeceğim. Aynı şey. Okay. Bir daha son. Boom. İsrail. Oley. Yine Amerika'yı vurdum. Aynı San Francisco. Çok iyi. Son kez. Son şanslı. Son kez son döndürüyoruz. Son nükleer. Son kez buradan çıkan memleketin kadınlarıyla hayır, evlenmek hayır. Zorunda Eren Aktan. Aa niye ben? Ne oluyor? İsrail. Neresi ama? Kim bakıyor? Aynen. Böyle seçilir mi? Öyle olmaz. Nereden belli edeceğiz? Parmağını koyacağım. Katar. İyi. Nagasaki gelene kadar bunu yapacağım. Küba. Aa, olur ya. Zamanın bana... öyle değil. Nükleer bu. Aa pardon. Zamanı Katar'a nükleer atsak. Bir nükleer bir evlilik. Bir nükleer bir evlilik. Evlilik mi? Ben nükleer attım. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bana dünyaları verseler başka kadın istemem. Ya siktir biz de böyle ben tabii ki. Ben seni tebrik ediyorum. Eril ya, enerji budur baba. Bu şakayı Allah Allah. Budur. Şimdi son. Ne bu? Nükleer mi? Ne bu? Japonya. Aa. Yazık bunlara üçüncü kez oldu. Neyse yabancı değiller. Evet. Hadi bildikleri bir ders. Buyurun bu ortada duracak. Bundan sonra gündem konuşmalarımızda ciddiye alınmak için. Evet. Dünya koyuyoruz ortaya. Dünya koyuyoruz ortaya. Çünkü başka kanallarda gördük ciddiye alınıyormuş. Aynen öyle. Ya. Ne yaptın podcast? Favori gezegenin hangisi? Plüton. Plüton bir... Neden Plüton'u tekrar seviyorum? Tekrar gezegen oldu mu? Hayır. Yok. Plüton bir şey gezegen. Evet. Yani Plüton çok güzel. Büyük soğuk, bir taş. Soğuk Plüton. Buz gibi. Hı-hı. Şimdi benim bir sorum var. Tabii. Plüton eğer cüce gezegen, yani gezegen sayılmıyorsa. Tamam. Şimdi mesela ismini unuttum ya. Mars. Sen söyle ben şey yapayım. Neler var gezegende? İnsan ismi. Ahmet. Hayır ya. Şaka göt oldu zaten. Plüton şey felsefeci mi diyorsun? Hayır Plüton. Plüton cüce olduğu için gezegen sayılmıyor ya. Evet. Bu Çeçen bir tane fenomen vardı. He. Bu insan sayılıyor mu diyecek. Neydi Habib? Habib değil. Habib dövüşçü. Habib dövüşçü. Küçük ufaklık. Ufaklık ya. Biliyorum ya. Aynen. Ama şaka manası alabiliyor. Şakanın ağzına sıçradı. Şey de diyebilirdin. Maze Baba da Maze diyebilirdin. Baba. Maze Baba'yı tanımıyorum ki. Maze Baba uydurma biri lan zaten. Yo, lan var mı? Var tabii Maze ki. Maze Baba. Onlar iki kişiler. Bu ara YouTube trendlerde her kanalın bir cücesi var. Bizim niye yok? Seninle yayında bakmıştık hatırlıyorsan. Abi şöyle oluyor olay. Hı-hı. Bir tane palyaço kiralama sitesi vardı. Evet. Sıfır şaka. Gerçekten. Linkini altta bırakıyorsun. Linkini attım Eren'in yayınında. Ben palyaço kiralama sitesi var. Onlardan palyaço kiralarken... Şey seçeneği var. Cüce mi olsun, normal mi Türkiye'de olsun? Türkiye'de var mı bu sistem? Var. Palyaço kirala.com bir gün kiralasak şey. Ya. Abi bak cüce seçeneği var, normal seçeneği var. O ne şekilde yapabiliriz. Ortada dünya yerinde oturuyoruz. Şurada bir tane palyaço cücemiz olsa kötü mü olur? Abi kötü olur. Ben ama gerilirim bu bir arada. Bir şey diyeceğim. En basit şeyleri bile gülse falan. Ha böyle diye. Bakıyor böyle. Evet. Abi bir şey diyeceğim. Bu sizi huzursuz hissettirmez mi? Bir tane palyaço gibi giyinmiş cüce var. Biz evet, onu farklı giydirebiliriz bu arada. Aa, tabii. Kurşun asker tabii, falan. Mesela şey yaparız. Galatasaray... Fırın yapıp fırına koyalım falan. Bir olacak o kadar. Galatasaray gibi. Taraftar var ya çocuk böyle zenci ama böyle... böyle var ya. Suratını siyaha boyamışlar. Gomis zamanı. Gomis zamanı. Şey diyebiliriz mesela en sevmediğin... Kara zamanı. En sevmediğin ırk hangisi çocuğum falan gibi böyle şeyler sorabiliriz. Palyaço olduğu için kimse bir şey de diyemez. Cüce diyemez çünkü cüce palyaço yani. Bir de normal palyaçolar bir tık üzücü oluyorlar ya böyle hani. Aa. Ne bileyim. Senin şeyler falan bana böyle üzücü geliyor. Çiğ köfteci palyaçoları var ya mesela. Bana da üzücü geliyor. Abi, evet market abi ya. Açılışı palyaçoları ya. O çocuk ya. Mesela o parayı kazanmak için ne kadar eziyet çekiyor evet. Şu an diye. Yani dans ediyor. Haydi gel. Evet hani domates indirin. Palyaçolukta çünkü bence şöyle bir şey var mı? Bir biz varız. Biz de bir palyaçoyuz hayır. Çünkü. Makyajımız yok. Makyajımız sadece. Yok sadece. Palyaçosun işte. Bak biz bir palyaçoyuz. Bir de böyle şeyler var. İsimli palyaçolar var. Cafer de palyaço. Palyaço Cafer falan gibi. Ya da ne bileyim bez bebek şoker. VIP escort gibi. Bez bebek şokeri bilirsiniz. Şoker mi?
Şoker'i bilmiyor musun? Bilmiyorum. Şoker bir de. Şoker. Aynen. Kim o ya? Bez Bebek'te öyle kötü bir karakter var. Ha evet evet. Of. Benim arkadaşım Bez Bebek'te oynadı lan. Ne olarak? Çok Bez Bebek olarak. Bir adı olan palyaçolar, bir de böyle şeyler var. Harbiden palyaço işleri yapanlar var. Çocuğun doğum gününe çağırdığın palyaço falan gibi. Bir de abi çiğ köfte kebapçı palyaçosu evet, var. Onlar çok onlar isimsiz. İkisi onlar de isimsiz. Onlar kötü hoparlörlü palyaço. Evet, onları üzülüyorum ben. Böyle şey gibi sanki. Yani bilmiyorum palyaçolara genel olarak daha çok saygı duymalıyız gibi geliyor. Niye ki? Ne yani bileyim? Aslında performans sanatı gibi bir şey palyaço. Öyle zaten. Bir de el becerisi de ister. SS13 oynayan bir insan olarak bunu en iyi sen biliyorsun palyaço. SS13 oynadığım için palyaçolardan nefret ediyorum. Olsun ama oranın da orada uzayda bile insan bir ihtiyaç hissetmiş. Peki uzay korkar mısınız gece palyaço görseniz? Evet. Bir ara öyle bir trend benim vardı. Benim gördüğüm en gergin film sahnelerinden biri şuydu bir filmde hatırlamıyorum. Abi kız çocuk bakıcısı tamam mı? Filmde işte eve giriyor falan. Orada bir tane böyle palyaço oturuyor böyle tamam mı? Böyle insan kocaman insana benziyor kocaman. Kız telefonla konuşuyor galiba evin sahibiyle konuşuyor. Ya diyor bu palyaço ne kadar rahatsız ediciymiş diyor oyuncak. Orada palyaço yok ki. Diyor ve sonra tekrar baktığında orada yok abi katilmiş. Çok kötü. Katil palyaço. Çok berbat filmler. Ben korku filmlerinden korkuyorum. Palyaço fetişi neymiş olduğunu biliyor musunuz? Ne diyorsun? Palyaço, McDonald's palyaçosu. Yok palyaço bir kategori pornoda. Aa! Clown porn diye bir şey var. Aa! Abi her şeyin pornosu var. Evet. Ama palyaço olması hani araba bilmiyorum. Mesela kadın olsam ya da kadın olmam da gerek yok evet. Onun için. Bir rica ederim. Çevirdi öyle. Evet, bir erkek palyaçoyla sevişmek ister miydi? Palyan çok. Evet. Yani erkekken erkek palyaçoyla bırak evet. Erkekle de sevişmek ister. Kadın mesela Harley Quinn'le olabilir. Kadın palyaçoyla sevişmek Harley Quinn palyaço değil, değil tam de olarak ya. Buradaki Harley Quinn evet. Böyle. Ama Harley Quinn bir tık da akıl hastası falan evet. Gibi yani. Hani böyle. O da işte. Eğlen yani böyle şey gibi. Ama bir şey olur diyorsun. Yani Margot Robbie ise okey. Ama öldürür de falan böyle hani. Ha ya. Yani. Yerde öldürür evet, de falan evet. Gibi belli değil yani. Gibi peki okey misin? Aynen. Risk ama kesin öldürüp öldürmeyeceği belli ben, değil. Ben hayır. Yaşamın için sevgilin yok lazım. Olmadığı bir evrendeyiz. Harley Quinn geldi. Geldi. Ve diyor ki hani sevişeceğiz ama öleceğini bilmiyorsun. Ha, öleceğim bilmiyorsan tamam. Ama böylesin öyle de bilirsin. Ama tedirgin olmaz nasıl mısın? Ama hep öyle bilirim. Evet ama aynen. Harley Quinn'in huyunu biliyor muyum ben bu kızın? Abi tabii yaradan ki. Yaradan estiriyor öldürebilir. Elinde bağırıyor. Yok yapam. Yaparsın. Bezbol sopasını kafana vurabilir orgazm ne kadar azgınım ve sarhoşum? Çok. Herhangi tamam, bir yapalım. Anın kadar. Böyle bir şey mi var? Ne kadar azgın ve sarhoşum? Erkek eğer yeterince azar ve sarhoş olursa Günhan'la bile sevişir. Ölüm tehlikesini bile alır seks için. Ben bunu iddia ediyorum. Doğru söylediği bir an. Alırsın abi. Bir an var kanka. Gerçekten bir an var. Katılıyorum sana. Bazen mastürbasyon yaparken düşünüyorum. Şu an diyorum çalı giymiş bir kadınla bile sevişebilirim. Kalkmanın imanı evet, olmaz diye bir laf var. Çalı giymiş mi? He böyle çalı ya çok çirkin anlamı. Çuval anlamında söyledim. Abi. Bir dakika ben bize etkileşim aldıracak bir şey yapacağım 2 dakikada. Hadi bak Reels çıkartacaksın sen bize. Ne yaptın mı seviyorsun? Farklı deri renklerine ait farklı insanlarla ilgili farklı fikirlerin mi var? Merak etme. Bizim de var. Senin yuvan burası. Ne yaptığının herhangi bir bölümünün altına nükleer bomba atılmasını istediğin ülkeyi hayır, yazarsan... Hayır, 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 hayır ama nasıl bunu yapma var? Ya. Abi bu kötü bana diyorsun ki nasıl? Diyorsun niye sponsor? Nükleer bomba biz bir nükleer güç müyüz? Siz mal mısınız? Biz böyle bir şey ya, ya bizi izleyen biri o konuma gelirse... Putin izliyormuş değil mi? Şey ha. Falan yapıyormuş. Bu çocuklar nükleer bomba seçmişler da, falan evet. Bu. Çocuğu kırmayalım atayım şuraya. Olabilir oğlum. Bu 30 bin kişi arasında biri olabilir. Harita içinde bir nükleer güç olarak başka bir ülkeye nükleer güç uygulamak isteseydiniz. Çok... Hayır, hayır, ne ya. Hangi ülke olurdu? Bunu seçiyorsunuz. Bir sonraki hafta çektiğiniz bölümde. Ödüllendiriyoruz kazanan. Size oradan atıyoruz oğlum. Nükleer bomba kazanıyorsunuz. Bir paket uranyum gönderiyoruz size arkadaşlar. Lütfen 3. Dünya... Bu arada Putin'in 3. Dünya Savaşı ile ilgili bayağı ilginç lafları var son dönemde. Lütfen söyleyin. Ne diyor? Ne yaptın güncel köşe? Evet. NATO biliyorsunuz çok sevilen bir konudur bizim podcastimizde. NATO biz Ukrayna'yı alacağız. Eninde sonunda öyle ya da böyle Ukrayna NATO'ya girecek diye bir açıklama yaptı. Hı-hı. Hatta bir tane bunların sünepe bir tane adam var başlarında Fransız. Şey diye çıktı böyle. Memur tıkılıklı. At one time we will definitely have Ukraine to NATO falan yaptı. Bir vuracaksın böyle sırtına. Neyse. Putin de bunun üzerine dedi ki. Kardeş ben sınırımda NATO istemiyorum. Size de yıllar önce bunu söyledim. Aynı zamanda ben dünyadaki en güçlü nükleer güçlerden birisiyim dedi. Ve dedi ki ben de böyle bir şey olmasını istiyorum ama bu olursa hepimiz yeriz dedi Putin. Ya böyle geçen, yaptı mı? Böyle yapmadı. Evet. Geçen hafta falan böyle bir açıklama yaptı yani. Esasen low key
nükleer annihilation'ın da ucundayız. Yani abi herif sürekli tehdit ediyor nükleerle. 15 saniye. Midnight 15 saniye kalmış durumda yani. Allah Doomsday Allah. Clock ilerliyor. Onu da peki söyleyeyim. Peki bir gün Kuzey Kore delirip her yere nükleer atacak mı? Kuzey Kore'den korkmuyorum ben artık. Kuzey Kore'deki şey gibi böyle çişin çok olmaz işersin ya. Onunki o kadar bir alan etki ediyor. Ya bir de şöyle bir durum var. Güney Kore'nin artık başbakanlığı tam olarak bilmiyorum. Böyle sınırda şöyle yürüdüler. Hani bu bir şey gibi evet, tamam birbirimize saldırmayalım. Tadı kaçtı. Bunu Chubby burada olsaydı konuşabilirdik evet. Ah be keşke olsaydı. Çok hani, ciddi konuşurdu ama teşekkür edemezdim. Kore ile ilgili merak ettiklerinizi yorumluyorum. Valla evet bu Kore ile ilgili merak pipileri ettiklerinizi küçük mü gerçekten? Aa. Bunu Türkler için de diyorlar kardeşim. Tamam ben Türk değilim. Nasıl? Değil küçük değil. Bizim nasıl? Değil şimdi. Bizim değil kardeşim. Söz Mecistan dışarı. Bizimki biz Prime Türk'üz. Yeterli kadar. Prime Türk. Du. Prime Türk. Büyük olur. Kımız içer, et yer falan. Bu herife otursak böyle bir 3-4 kilo kımız, 3-4 litre kımız içersek Türk olur mu lan? Kusar bir kere. Öncelik abi vücut kaldırmaz kımız bence. Çok zor bir biz şey. Biz bunu nasıl Türkiye dönüştürürüz? Dönüştüremeyiz. Zaten ben Türk olunmaz. Türk olum lan zaten. Türk olmuşum yani. Türk doğulur. Sen Türk değilsin. Sen Türkiye'lisin. Benim Türk çıkıntı bu. Türkiye'li mi? Bu Türkiye'li. Evet bu arada Türkiye'liyim. Nasıl ya? Türk biziz. Bak, tam parmağımın altında. Çekiyorum parmağımı. Ben de çok Türk sayım. Ben de şahıs işte. Çok az var lan Türk çıkıntısı. Benimkine dokunur musun şuraya? Allah aşkına. Yok. Benim burası aramızda, öyle bir çıkık ki. Aramızda kalsın bende çıkıntı yok. Bende böyle çıkıntı. Sen de Rum Pontus. Sen Laz'sın. Sen de Pontus çıkıntısı olabilir. Sen Bizans devamız bilmiyorum. Benim Roma yapacaktım yani. Benim vekilim. Çıkıntı, benim çıkıntı kafada değil de. O Kürt çıkıntısı yalnız. Ne? Bu adam her böyle şey olabilir. Bu adam her şey olabilir ama size söyleyeyim Kürt değil dostum. Niye? Kürt olmak kötü bir şey sorun mu? Hayır değil yani. Neden? Nereden biliyorsun? Genetikçi misin? Bakar mısın bir? Bakmayla ne alakası var? Belki de bazen bir de böyle bak. Çumba hanga bürde çile oy. Gözün çıkınca şaşı mı oluyor bana böyle geliyor. Türk oluyorum kardeşim. Yani kımız, at, şarap, kadın. Gözleri çok çekik ya gözleri. Nasıl bu kadar fark ediyor lan gözlükte gözlüksüz ya? Abi bulanık görüyor musun çekiklikten? Gözünü büyütüyor canım. Çekiklikle ne alakası var? Şöyle burada şöyle yapınca. Hayır. Şöyle yapınca ırkçı daha hareket mi? Evet. Evet. Şöyle yapınca daha şey oluyorum. Daha net görüyorum şöyle yapınca. Evet çünkü bir şey değil mi şu anda? Ağzımdan kelimeler çıksın mı? Vallahi sen cancel'lanırsın. Ben tasvip etmiyorum. Aa, kim evet, cancel'layacak? Şey mi cancel'layacak? O Chubby buradayken ya. Bir program mesela Bant'la Chubby geldi diye. Chubby hani. Abi bize bu çok böyle kötü bir şey olur. Bu biraz şey gibi böyle olur. Kötü olur. Chubby şey gibi çok yapar. Ayı. Yani böyle hani bir yandan böyle he falan yapar da. Rahatsız hani olur. Sonra arkamızdan çok küfür eder. Ya şey falan der. Bunlar da ne manyak çocukları evet, çıktı evet falan der böyle yani. O yüzden gerek yok gibi tatsız orta bir şey. Aslında. Ne bileyim sana sonuçta Molotov kokteyliye gelmiyoruz buraya yani. Geldiniz daha önce anlattım. Kim? Ne? Evet. Nasıl bu yaşandı. Yani? Molotov ne kokteyli mi? Konuştuğumuz bir bölüm var benim hatırlıyorum ben. Nasıl yapılıyor iyi konuşuyoruz. Olabilir. Konuşmadık böyle bir şey. Molotov yapmayı konuşmaya gerek yok. Dünyanın en basit şeyi çünkü. Şey. Öğretiyoruz arkadaşlar. Anlat. Arkadaşlar bir adet şişe alıyor. Hayır tabii ki anlatmayacağız böyle bir şey. Kesinlikle. En güzel, en sevdiğiniz gezegen desen. Ben onu sormayacağım. Plüton. Oğlum bak ha? Ben ne kadar kültürlü bir soru sormuşum. Sakın, tamam biz de nükleer bomba, Molotov konuşuyoruz. Ne mavi var olan hangisiydi? Birinin uydusuydu. Neptün. Europa ama gezegen değil. Europa çok tatlı Europa gezegen. Europa uydu. Uydu. Tamam işte. Saturn Plus dünyaya Europa diyorum. Dünyaya tipi benzeyen şey. Değil aslında. Değil. Ben Mars'ın dolu yeni dünya olacağına inanıyorum. Aynen. Bin, yani için, bin yıl içinde falan. Bilmiyorum zamanında. Bin bile o kadar az geldi bilmiyorum. Ama zaten Güneş'in yörüngesel hikayesiyle Mars daha yaşlanılabilir hale almaya başlayacak. İnşallah kardeşim. Peki Eren Bey ne zaman? Biz Merkürleşiyoruz o zaman. Mars'a taşınacaksın. Apple Vision ne zaman gelir be? Apple Vision alayım mı? Alsana. Ya baktım. Bir de inan bir şey var ya. Ama gerçekten onu alabilecek insanlar. Evet ama Merkür'den dünyaya geliyor. Muhabbet biterse konuşuruz. Biz gezegen konuşuyoruz. Tamam. Bilim konuşuyorduk özür dilerim. Özür dileriz. Buyurun. Bitti lütfen mi bilim konuşması? Bitmedi ama. Canım sağ olsun. Tamam siz bitirin biz öyle gelin. Bitti bizim. Bitti. Dünya Merkürleşiyor mu acaba gibi aynen bir konuşma söz konusu. AKP otoriterleşiyor mu acaba? Evet. Evet. Apple Vision Pro. VR benim çok azdığım bir teknoloji değil. Yoksa ucuza VR de var. Yani onunla başlardım. Ama niyeyse midem bulanıyor benim VR olayından. Daha kendim sen iyisini görebildim şey yapmamışsın o zaman. Abi. Yok. Deniz'inki bayağı iyiydi. Seninki neydi? Quest 2 vardı. Ne, kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Korkuyorum kullanırken. Niye? Evde tek başınayken VR kullanmaya geriliyorum. Bence evde tek başınayken kullanmak daha iyi. Porno hiç izledim. Ben artık hiç kullanamam izledim gibi geliyor bana. Sende de vardı. Ben porno izledim.
Nasıl? Yani o kadar o paraya değecek bir tek. Apple Vision iyi bir ürün değil bu arada. Porno ben söyleyeyim. Bir şey diyeceğim. Ben çok alacaktım. Abi, dedim ki bu ne? Hiçbir şey yok bunda. Apple'ın yeni denediği... Sen alacaktın. Evet, Apple Vision alacaklar. Evet ama hiçbir şey yokmuş altı içinde. Apple'ın yeni denediği hiçbir teknoloji yok. $500 daha iyi, doğru söylüyorsun. Sen 300 bin lira verip alacak mıydın Apple Vision Pro? Kaç paraymış? 300 bin lira. Almak için bakmadım bile yani. 10 bin dolar. Bir video izledim. Dedim ki bu ürün dandik bir ürün. Sonra hiç ilgilenmedim. Abi Quest 3 daha ucuz. PC'ye bağlayabiliyorsun. Oyun oynayabiliyorsun. Bir de Google'ın var. Yaptığı her şeyi Google Glass vardı da o yalan oldu daha sonra. Google'ınki kötü ya. Peki bir tane. Ray-Ban'ın da çok üzere. Meta ile Ray-Ban. Meta mıydı? Meta. Birisiyle de Ray-Ban ha, denedi. Onu gördüm. Evet. O da çok kötü. Hiçbir numarası yok ki. Meta'nınki. Kamera var üstünde. Kulaklık var gözlükte. Instagram'a story atalım. Hala çıplak gösteren gözlük yapmamaları peki. Aynı şey diyecektim. Çocukken hiç inandınız mı o çıplak İnandım. Gösteren gözlüklere? Bir yerde belki. X-ray gibi bir şey olabilir falan. Termal var zaten. Evet termal olurdu. X-ray olurdu da çıplak termalde olamaz. Termalde ısı görüyorsun. Memiş göreceğin bir içini gözlük bence de olmaz. Sonuçta. Peki ister miydiniz çıplak hayır, gösteren hayır. Gözlük? Başka bir VR'la şey yapabilirler ama onu. Çıplak IR gösteren... teknolojisi var ya, IR'la baktığın yerdeki insan çıplakmış gibi. AI da var zaten. Abi çıplak gösteren gözlükle... Ha, olur, şey. Evet. Etik değil yani abi. Etik değil ama. Kötü tarafları da düşünmüyorsunuz. Çıplak gösteren gözlükle altına sıçanı da göreceksiniz. Tamam istemiyoruz işte. Niye altına sıçıyor insanlar? Abi bak ben metroda gidiyorsun, çıplak gösteren gözlüğün var, evet, tamam mı? Metroda insanlar altına sıçıyor mu? Ben bir kullanmadığım için bilmiyorum. Abi bence her 100 insandan birisi sıçıyor. Öyle tahmin etmiştim ben. Her metrodaki her 100 insandan birisi bir şekilde altına sıçıyor. Olur mu lan öyle şey? Kokar mı? %1 çok fazla çok büyük bir ihtimal. Belki 10 binde bir. 10 binde bir belki. Ya tam o da yok. Bence 100 binde bir. Altına sıçan bir insana denk gelme ihtimaliniz hep var. Buna ama gerek yok hep ki. Var zaten. Ya bu. Yolda yürürken simitçi dayının da taşacağını görürsün. Yani çok işlemsel. Böyle bir şey midir bu? Abi çıplak gösteren gözlüğü taktın. Normal yürüyorsun. Sen normal düşündün değil mi? Simitçiler taşıyor. Abi çıplak gösteren gözlük taktın. Ve böyle baya acaba penis boyuyla ilgili kafamız mı rahatlar yoksa komplekse mi gireriz? Bence en başta bugün bence olursa rahatlar. Rahatlamayız. Ama ilk biz doğan yeni nesil rahatlayarak doğar. Nasıl ya? Nasıl bugün ya? Bizler herkesin... girersek herkes çok kasılır, gerilir. Onlar alışır. Biz ama alışamayız biz de bence. Biz girmeyiz ama Türkiye ortalaması çok düşük lan. Ben alışabileceğimi düşünmüyorum. Ya birisinin penisini görmeye okey değilim Fikret. Ama ben ekstradan daha büyük göstermek için çeşitli trikler yapardım yani. Aynamıyorum. Evden batlıyorum. Evden çıkmadan pompalıyor. Bakın pump bu kadar yapıyor öyle. Yarın kanun çıktı. Artık bütün etik ahlak bilmem ne diye bir şey yok. Artık herkes çıplak gezebilecek abi. Ben gezmem. Ama giyinebilirsiniz. Gezer misiniz? Gezmem. Ben gezerim kanka. Ben gezecek olan insan sayısının 1-2 olduğunu düşünüyorum. 1-2 de bir yerde vardır. Söz konusu. 1 ya da 2'dir yani. Dünyanın en rahat şey ama şeyden sıkıntı falan olur yani. İşte s**kimizden çiş damlayacak, bir şeyler damlayacak falan. Abi her bir şey de geçti. Savunmasızsın ya. Savunmasız vücudun, kıyafetin tek amacı tek fiske bu arada. Kıvran. Değil mi? Evet. Ya onu kıyafetle de yaparlar ki. Abi hayır bir pantolon falan tutar bir tık yine. Size tekme yediniz mi hiç? Yedim. Ben de yedim. Çocukken yemişimdir de hatırlamam. Çok kötü bir şey. Şaşırıyorsun böyle. Krampon da mı yedim? Bütün vücuduna yayılıyor acısı yani. Bir de hemen yayılmıyor. Hemen direkt kademe kademe yayılıyor. Topu kaldırdı ayağını. Tak şeyden alttan geldi. Evet. Biz muhabbet ediyoruz. Bir de onlar oğlum soru soruyorsun anlatıyorum hikayemi. Bak geldi diyorum. Size yediğiniz en sert hamle. Taşağınıza ya da. İşte buydu anlatıyorum. Maç sırasında. İkili mücadelede top benim bacak arama doğru sekti. O da ayağını salladı. Tam alttan böyle bir tempo kazandırdı. Çok kötü oldum. Anlık bir böyle beynim zzzz oldu böyle. Tamam çok kötü bir şey. Bence çok hassas yapmış Allah orayı. Bu konuyu konuşalım. Neden içeride? İçeride olmalı. Neden dışarıda? Evet içeride olmalı bence de. Abi şimdi bak taşşak. Yani. Sabit olmalı. Taşşak dışarıda mı olabilir? Dışarıda. Kadınların içeride mesela. Ama abi bu taşşak. Taşakları mı var kadınların? İçeride mi dışarıda mı? İçeride yumurtalık. Taşakları yok mu ya kadınların? Var. Taşaklı kadınlar vardı. Neyse hemen işettiler beni çok kötüydüm. Siz demin... Bu gerçek bir bilgi mi işemek? Evet. Evet. Ha, hayır, öyle bilmiyorum. Derler. Ya bilmiyorum öyle yaptılar bana. Ama işte öyle derler. İşemiyorsan bir sıkıntı var. Biliyorum. Mastürbasyondan sonra da işemek oradan işe bir geçiş olsun rahatlasın diye herhalde. O da kanal temizlensin diye işemek. Oğlum biz profesyonel sağlıkçımız yoktu bizi işettiler yani. Muhabbetiniz bu kadardı galiba. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Ben küçükken bir tane böyle şeyler vardı. Sünger toplar vardı. Babamla oynuyorduk tamam mı? Su fışkırtan mı? Yok normal sünger böyle toplar vardı. Babamla oynuyorduk topu orasına gelince... Böyle falan yapıyordu. Ben diyorum ki lan bana hiçbir şey olmuyor. Vursam bile bir şey olmuyor. Çocuğum ya ben anladın mı? Öyle acımıyor benim canım o kadar. Lan ne kadar abartıyor diyordum ya. Bir küçücük sünger top gelmiş. Kocaman adamsın ya sen falan. Sonra büyüyünce anladım. Hakikaten enteresan. Hassas bir durummuş hassas yani. Hassas bir durummuş. Ama böyle erkeklerin arasında gizli bir anlaşma var gibi değil mi bu konuda? Böyle oraya vurulmaz. Oraya vurulmaz şey yapılmaz Buran gibi. Vuran adi iş şerefsiz. Şey de yapılmaz. De yapılmaz yani. Hayati bir şey olmadı sürece oraya vurulmaz. Yapan insan oldunuz mu hiç? Ya yok. Bana yapıldı da. Ben oldum ya. Nefret ederim. Ben de oldum. 22 kere falan yaptım. 20'lerimde falan yapan oldu da. Çok 5-6-10 kere yapmışım. Reaksiyon olarak böyle yapıyorsun orada. İnsanlar üzerinde üstünlük kurmak için
Önemli. Onun için değil. Ben sadece rahatsız edici bir şey olduğunu bilmiyorum. Ya da dayak yemek için de yapabilirsin. Evet, yani dayak yemek istiyorsan yapabilirsin. İsrail sınırından komple 500 kişi şeklinde bütün İsrail'li erkekler yapıp içeri girsek ve işgal etsek. Yani bu başarılı olabilir mi emin değilim. Biz böyle yapıyoruz. Bir tane de sniper var. Eğileni vuruyor mu ne? Ordu da kadınlar da var. İşlemez. Aa, doğru diyorsun lan. Biraz İsrail düzgün plan yapın ya. Doğru diyorsun. Orada kadınlar. Bu çocuk bak bu çocuk. Gördüm. Kadınların da orasına tekne komutanım falan sensin. Gelince. Yeni komutanım sensin. Şey İşgal planlarını birlikte yapacağız. Hayır. Efendim? Kadınların da o bölgeye gelince. Reis hiçbir kadına yapmadım. Ben yani. Yok hayır hayır. Sert bir cisim gelince. Herkese olur herhalde. Orası abi genital bölge üreme için lazım falan tabii. Gibi durumlar söz konusu yani tabii. Galiba. Ben de emin değilim. Size geldi mi? Tabii tabii. Ben direkt tekme yedim. Kim vurdu sana? Niye vurdu? Çocuklukta. Niye böyle bir şey var? Bir şey söyleyeyim mi sana bak? Eren'in olduğu bölümde biz seninle ne güzel anlaşıyorduk. Hak etmişsin dedi. Eren'le birlikte... Ben bir şey dedim mi seninle? Sen de, yok seninle alakalı değil. Senin yanında yüz buluyor. Aa, şimdi senin yanında birdenbire sana bakıp her şeyini onaylayan böyle kıkırdayan bir ite dönüşüyor. Aa. Çok ağır söylemler ama ben de şöyle bir şey fark ettim. Deniz daha Günan'a karşı saldırgan oluyor bir tek. Ne alakası var oğlum ya? Oğlum abi, dedim ki. Hak etmişsin dedim ki hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Neden pardon. Abi? Neden ben deccal mıyım ben? Ben deccal mıyım? Ve sikime vurulmalı mı bu yüzden? Yani? Böyle bir şey mi? Karşı tarafa ne yaptığını dinlemem lazım. Karşı taraf ne koyayım? Bir karşı taraf hatırlamıyorum. Hak etmişsin galiba. Bir soru soramadım. Sekste kırılacak gibi oldu oldu mu? Sekste yenilgi ve zafer ne? Kırılacak gibi oldu oldu mu? Abicim bunlar nasıl şeyler? Bunlar özel sorular. Bunlar özel sorular. Bunlar az önce neler konuşuyorsun? Senin oldum kırıldı mı bro senin? Kırılacak gibi diyorum. Tamam ki seni kırılacak oldu gibi abi. Oldu mu? Evet çok bu hikayeyi dinleyelim şey. Dostum o zaman. Anlat bakalım. Hadi detaylı anlatma. Tamam oldu mu? Mahallenin şeyleri. Kulara bak ya. Senin oldu mu kardeşim? Benim olmadı. Teşekkür ederim. Bak bu kadar. Ben horozum seksek oynarken yumurtalaklarıma nasıl? Tekme geldi. Horozum seksek. Ne demek abi bu? Ha bu bir seks zannettim. Hayır horozum seks değil. Böyle bir oyun mu var? Horozum seksek diye bir oynar oyun mısın? Var. Bir gösterir misin? Var şu an oynayamam. Hayır böyle bir şey göster. Simit gibi bir şey mi? Evet. Ha. Tek farkı çığlık atıp böyle sekiyorsun. Simit. Çığlık atıp simit ağlıyorsun. Simit'in aynısı oğlum. Yani aynısı. Onu da simit diye bağırıyorsun. Horoz nerede? Horoz gibi sekiyorsun ya işte. Aha. Falan tek gibi. Üstünde zıplayarak kaçıyorsun. Çocuğuz ne yani birbirimizi dövüyoruz. Biz bu arada simiti de böyle oynuyorduk. Birebir dediğin gibi. Okay. Biz kemerli oynuyorduk mesela simite. Yağlı kaşık. Silahlı oynuyorduk. Bak anladın mı? Hak etmişsindir diyorum yani. Ama bir şey diyeceğim. Biraz benim çocukluğum genelde çok brutal geçti zaten. Bana normal gibi geliyordu böyle şeyler. Yani bu arada sen mesela yağlı kayış dedin ya tebrik ederim. Biz simiti yağlı kayış gibi oynuyorduk hakikaten. Yağlı kayışı da bilmeyenler için hemen anlatayım. Bir tane kemer saklanır. Bulan herkes diğerlerini döver. Yağlanır mı? Buna da oyun deniyor. Niye düz dönmemişiz ki? Niye bunları böyle? Ya işte herkes birbirinden karşılık vermek ediyor. Yasak mı Buran'a? Yasak. Oy. Yasak aynen çok tehlikeli. Oğlum biz nasıl hayatta kalmışız? Bizim de vardı öyle oyunlar. Ben geçen şeyi kalem düşündüm. Kalem oturana kalem koyma uzun falan. Uzun eşek dediğimiz oyun değil. Hayır ama hep birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz erkekler geçen, olarak. Geçen şöyle bir haber gördüm. Silgi falan koydu. Katar'da mı Suudi Arabistan'da mı ne? Bir tane adamı mı kadını mı falakaya yatırmışlar. Bayağı şey videosu var işte 5 kere vuruldu falan diye sopa. Hala 5 kere falakaya vuruyorlar tamam mı? 5 kere 5. Tamam. Biz çocukken keyfi olarak falakaya yatırırdık birbirimizi. Falakaya nasıl yatırıyordunuz lan? Yatırıyorsun ayaklarına bamban vuruyorsun. Ben de yok. Sokuyorsun. Hayır biz bunu oyun olarak yapıyorduk. Kim daha çok falakaya dayanacak diye. Allah Allah. Hani böyle bir şey yok. Bunların işkence olduğunu falan Ömer Seyfettin okuduktan sonra ya anladım ben. Ya ben seyircimizden bir şey istiyorum. Falakaya yatırıldınız mı hiç? İlkokulda ve lisede yaşadığınız bu yaptığınız en korkunç oyunları abi, böyle yaptığınız şeyler. Abi çok korkunç şeyler yazsanıza gelir. Yazsanıza yoruma. Hayır merak ediyorum. Bir sonraki bölüm konuşalım. Çünkü onu görünce işte 5 falaka cezalanıyor. Altında da insanlar şey falan yazmış Twitter'da. Korkunç, çok korkunç falan diye de ben şey düşündüm. Ulan biz keyfi yapıyorduk buna. Ya ben 46 falakaya dayanabiliyorum. Her şeyler var ya. Keyfi yapıyordun da. Tabii ki bizim oradaki çocuktu. Evet, oradaki evet, adam yok. Oradaki adam. Orası da espri kardeşim. Orası da geyi işte makarası orası da yani. Yani ben şöyle diyeyim biz lisede kimse lütfen yapma. Bu gerçekten CIA işkencesidir. Çünkü merak ettiğimiz için bir yardımıyla bir dostumuzu yatırıp ağzına da bez koyup su döktük. Ha, onu ne hissediliyor diye merak ettik. Ben de denedim. Bunu kim kabul etti lan? Ben de denedim. Arkadaşım da denedi. Korkunç bir şey. Dick Cheney buldu onu Amerika'da. Araplara şey. İşkence yapmak için. Evet. Geliştirdikleri bir CIA tekniği bu. Neydi hangi hapishane abi, what, olmadı? Abi şeyde Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo'da yapılıyor. Black Site'larda yapılıyor zaten. Nedir bu, abi biraz anlat. Abi şöyle. Kimse yapmasın. Waterboarding deniyor bu olaya. Ben nasıl çalıştığını tam olarak anlayamıyorum. Videoda izledim bununla ilgili de. Ağzına bir tane bez koyuyorlar.
yatırıyorlar seni sırt üstü. Oradan sürekli olarak bir şişeden böyle sana su döküyor. Boğuluyor ve nefes alamıyor gibi oluyorsun. Şöyle. Anlamadım ben işte orayı. Ben oksijen alma... Ha, çok özür dilerim. Yaşamış adam var. Sal ve şey, yaşadığın deneyimden yola çıkarak söyleyeceğim. Bir kere bir yattığın için tam genizin burnlar yerini su kapatıyor. Ha, burnunu kapatıyor. Sonrasında nemli bez vakum etkisi gördüğünden dolayı nefes almaya çalıştıkça içeride sıfır hava var ve böyle... Bir de o su buruna da kaçıyor. Evet, her tarafın su ve nefes alamıyorsun. Bunun berbat bir şey. Türkçesi ne bu işkencenin adı? Sulama olabilir. Sulama mı? Emin değilim. Bunu bir gün deneyelim mi? Hayır. Ben bir kere tatmak istemiyorum. Sen, ya. Sen abi, bana yap. Hayır, çok korkunç. Hemen şey. Korkunç olsa hemen bırakırız. Abi videosunu hemen bırakınca da bu arada biraz etkisiz devam ediyor bunun. YouTube'da yani. Videoları var bunun. Arkadaşıma waterboarding yaptım falan gibi. Ne? Ya abi çeşitli işkence de var mesela. Evet, evet. Çeşitli işkence. Ne challenge? Tide pod falan da yiyorlardı eskiden mesela. Ne? Tarçın challenge ne lan? Ağzına bir yemek kaşığı tarçın sokuyorsun. Evet. Bu yaparken genzine kaçıyor. Göt deliğine şey de var. Pul biber sürme de var. Yoktur. Gördüğüm var. En kötü YouTube challenge'ını söyleyeceğim. Tuz buz. Biliyor musunuz onu? Tuz döküyorlar. Sonra tuzu buzla beraber basıp yakıyorlar orayı. Bu nasıl challenge lan? Elinde iz kalıyor bildiğin yani, çok... Fight Club gibi. Fight Club tier bir challenge. Salakça bir challenge. YouTube'da bir ara herkes yapıyor. Bence öyle videolar... Bence bu işe girmeliyiz. Farklı birbirimize işkenceler denilmiş. Abi hayır. Girmeliyiz. Çok kazanırız. Ben çok şeyi çok okuyayım. Türkiye'nin en büyük kanalı olur. Bir sonraki işkence hangisi olsun? Kanalın adı şey, erkekler neden az yaşar? Evet. Olur. Şeye çok okuyayım. Kütüphanede sessiz kalmaya çalışılan bir Japon oyunu evet, vardı evet, ya. Bam Japonlar çok şeyler. Evet. Yine yapmayacağımız muhteşem fikirler. Lan yapalım ya. Türk televizyonunun bunlar eksik abi. Bizim güzel game show'larımız yok. Japonya'da neler ya yapıyorlar. Arkadaşlar yapmak istiyorsanız tüpü, yapalım. Evet yani. Yapılır yani. Televizyona gerek yok. Ben manken olmam ama ben gülerim yanda. Ay o. Hayır, kütüphanede ses çıkarmama gayet okey. O şovlara... Onu Berkcanlar yaptı mı lan? Onlar yurt dışından alınıyor. Bu arada o şovlara şey gibi muhabbetler de yapıyorlar. Böyle işte 4 tane influencer getiriyorlar. Onlar gülüyor mesela olaylara falan. Bir tane adamı öyle tutup 365 gün boyunca bir odada yemek susuz bırakıyorlar. Sadece kuponlardan topladığı şeylerle. Japon herif. Aynen öyle bir game show var. Canlı yayında 24 saat izleyebiliyorsun. Adam kafayı sıyırıyor ama. Herif yani. Kıyafetlerini bile kuponlan topladığı puanlarla aldığı benim şeyler. Çıplak televizyonda yayınlanmış adam. Sıfır başlıyor. Çırılçıplak. Hiçbir şey yok. Gazetelerde kuponlarla. Ya Kenshi Seivi gibi anasını satayım adam. Sıfır kolsuz bacak. Düşünmek istiyorsan Asya kanallarına falan bakacaksın. Çok iyi içerikler var. Bence game show'lar konusunda gerçekten abi. Türkiye'de böyle sana. Bir eksiklik var. Yani ben mesela çarmıha gerilen erkek görünce gülerim böyle bir YouTube kanalında görüyorsa. Abi sen. Bunları deniyorlar Avrupa'da. Başka kimler gülmüş biliyor musunuz? Çarmıha gerilen. Romalılar. Romalılar değil, Yahudiler. Ha evet. Yahudiler yani. Onlar da gülüyor. Hatta onlar yüzünden biraz oluyor. Doğru. İsa Yahudiler maskesini giyiyor. Ben çok iyi yapıyorum bu arada. Yapsam ban yer miyiz? Neyi? Çok iyi bir taklit. Yap. Nasıl ban ki bu? Gel şöyle yapalım beraber kameraya dur. Gel lan. Arkadaşlar. Hayır. Aa. Şöyle bir kameraya patlar mı? Gelir mi? Abi benim yan durmam lazım burundan dolayı. Tamam, şöyle kamburlaşıp şöyle yapmam gerekiyor. Ne bu abi? Abi bir taklit işte ya. Kötü adam. Hadi 1-2-3 gel yapalım kameraya. Gel. Yorumlara ya, yazın. Daha ne kadar yapacağım? Gel kameraya. Çok çirkin oluyorum. Hadi hadi hadi. Kim bu ya? Mossad tarafından öldürüleceğiz. Oğlum Mossad ne kadar varmış ülkede gördünüz mü? Aranızda Mossad varsa yorumlara lütfen yazın. Başka bir ekranttan sen onu da bizden iyi bilirsin. Onu evet, sen abi. Yaz ben evet abi. Ben istemiyorum ya. Çok korkarım ya. Ben korkmam ya. Ajanlar, ben korkmuyorum. Hadi meydana. Hadi bakalım. Yapma abi. Gel lan gel Mossad. Bak Mossad. CIA Mossad M5. Başka var mı başka? Ben bu konuşmayı yaparken Twitch kapandıysa MI6 Çin gizli sengisi Langley. İsmini bilmez kimse. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh da iyi. Bir şey diyeceğim. Kuzey Kore. Bak Çin gizli servisine çok bulaşma. Dünyadaki hepiniz... bilmiyor lan. CIA, Mossad, Çin gizli servisleri, M9, Langley, Pentagon, hepinizi Kuzey Kore, şişman adam. Hayır, gelin Putin kesileceğini biliyor. İçindeyim. Kesmeyin lan. Kesmeyin. Korkmuyorum. Abi keselim. Reklam çıkıyorum bu videoya. Peki ülkemizden hiç neden katmadın? Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. Ah be oğlum. Bak şimdi. Lay 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 lay
Yahudiler bankacılık. Kestik siz... kestik araç. Bunlar kesilmesin. Burada suç işlendi. Yahudiler bankacılık. Memeleler aç. Memeleler aç. Niye bunu yapıyorsun? Şey gibi düşün. Ukrayna'da bir şey vardı. Femen. Evet evet öyle yap. Katil. İsrail katildir de. Yahudiler bankacılık sistemini zapt et. Hayır. Kissinger'da öldü. Rothschild öldü. Ateşiniz bol oldu. Memelerini ellerken Netanyahu. Memelerini ellerken. Netanyahu. Senin yakaladığın yerde sülaleni Netanyahu. Tamam mı? Niye buna bunu yaptırdınız? Çok iyi, çok iyi. Bravo. Biz yaptırmadık bence. Sen kendi rızanla yaptın oğlum. Şibirik, şibirik, düit, düit. Şibirik, şibirik, düit, düit.